bu dersimizde bir şükür sohbeti yapacağız. Üstad Hazretleri Mesnevisinde şöyle diyor. Sem işitmek, basar görmek, hava, su gibi umumi nimetler daha ehemmiyetli, daha kıymetli olduklarına nazaran hususi şahsi nimetlerden kat kat fazla şükre, istihkak ve liyakatleri vardır. İnsana verilen nimetler iki türlüdür. Bir, hususi nimetler. iki umumi nimetler. Mesela insanın sofrasındaki yemek hususi bir nimettir. Evladı hususi bir nimettir. Giydiği elbise hususi bir nimettir. Bu nimetler ona has kılınmış ve bütün menfaati ona tahsis edilmiştir. Bir de umumi nimetler var. Bu umumi nimetlerden o da istifade eder. Ancak başkalarının da istifadesi vardı veya ona verilenin aynısı başkasına da verilmiştir. Mesela Güneş umumi bir nimettir. Faydası sadece bana mahsus değildir. Beni ısıtıp aydınlattığı gibi, bütün mahlukatı da ısıtır ve aydınlatır. Yine hava umumi bir nimettir. Ben teneffüs eder, hayatımın devamını sağlar ama sadece bana ait değildir. Bütün zihayat ondan faydalanır. Yine su umumi bir nimettir. Ben suyu içerim, beni hayata bağlar. Ancak yağmurun yağdırılması sadece benim için değildir bütün insanların hatta hayvanat ve nebatatın onda menfaati vardır. Bir de hepimizde bulunan umumi nimetler var. Mesela hepimizin gözü var, kulağı var, aklı, hafızası, iradesi var. Bu gibi cihazlar ve duygular hepimize verilmiş umumi nimetlerdendir hususi nimetlere nasıl şükretmek gerekiyorsa umumi nimetlere de öyle şükretmek gerekir. Umumun ondan faydalanması veya o nimetin herkeste olması onu nimet olmaktan çıkarmaz. Üstad Hazretleri diyor ki binaen aleyh o gibi umumi nimetlere karşından körlük edip şükran etmemek en büyük küfranı nimet sayılır. Yani umumi nimetlere karşı şükürsüzlük büyük bir küfranı nimettir. Nimetin kadrini ve kıymetini bilmemektir. Şimdi sorum şu. Bugün güneşe şükreden var mı? Havaya şükreden var mı? Aya şükreden, denize şükreden, Dağlara şükreden var mı? Ya da hiç gün içinde gözümüzden, dilimizden, aklımızdan ve diğer cihazlarımızdan dolayı şükrettik mi? Bir lokmayı ağzımıza attığımızda şükrediyoruz. Peki bu şükrü umumi nimetler için niye yapmıyoruz? Halbuki umumi nimetler daha büyük olduğu için daha büyük bir şükür ister. Üstadımız diyor ki hal bu merkezdeyken bazı insanlar şahıslarına ait hususi nimetlere karşı Allah'a şükrederlerse de şu umumi nimetler onlara şumuli yokmuş gibi fikirlerine bile gelmiyor. Evet güneş bize soba ve lamba yapılmış. Ay kandilimiz Yıldızlar dünya evimizin mumları olmuş. Buna şükretmek aklımıza gelmiyor. Yeryüzü bize bir beşik yapılmış. Gökyüzü evimizin damı olmuş. Buna şükretmek aklımıza gelmiyor. İnekler, keçiler, koyunlar süt fabrikası olmuş. Buna şükretmek aklımıza gelmiyor. Ağaçların dalı adeta rahmetin eli olmuş. Toprak kaynamış kazan olmuş içinde her türlü nebatat pişmiş buna şükretmek aklımıza gelmiyor. Neden aklımıza gelmiyor? Çünkü bu nimetler umumidir. Peki umumi diye hesaba çekilmeyecek miyiz? Vallahi çekileceğiz. Sadece hususi nimetlerden değil umumi nimetlerden de hesaba çekileceğiz. Öyleyse fırsat varken şükrünü eda etmeye çalışalım. Allah'a emanet olun.